Geçmişte FETÖ'nün bütün organizasyonlarına katıldılar. FETÖ liderine övgüler yağdırdılar. Tamer Genç gibi, Tuncay Özkan gibi cesur yürekler, Emin Çölaşan gibi cesur yürekler FETÖ'ye karşı mücadele ettiler. Kimsenin FETÖ'ye laf söyleyemediği yıllarda çıktı Tuncay Özkan, Cumhuriyet mitinglerinde ağzına geleni söylüyordu. Ne oldu? Şimdi geldiler 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından birçok kişi değişti. Geçmişte FETÖ'ye destek verenler. Kandırıldık, aldatıldık. Gerçek yüzlerini sonradan öğrendik. Bunlardan biri de Bülent Arınç'tı. Çıkıp açıklama yapmıştı. Videosunu izlemiştik. Özür dilemişti. Gerçek yüzlerini gördüğünden bahsetmişti. Şimdi ise çıkmış, o gün milletten özür diliyordu. Bugün FETÖ'cü alçaklardan özür diliyor neredeyse. Ve tepkiler yağıyor. Sadece ulusalcılar, Atatürkçüler, FETÖ'yle yıllar yılı mücadele edenler tepki göstermiyor. Bu kez AKP içerisinden de kendisine tepkiler var. Bülent Arınç'ın kendisine AKP içerisinden de tepkiler var. AKP medyası dahi başta Haber 7 olmak üzere Bülent Arınç'ı hedef almaya başladı. Çünkü Bülent Arınç'ın söylemiş olduğu sözler yenilir yutulur şeyler değildi. Sen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olacaksın. Çıkıp bir de devletin FETÖ ile mücadele ettiği bir dönemde FETÖ'cüleri haklı çıkaracak açıklamalarda bulunacaksın. Sana tabii ki herkes tepki gösterir. Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a yüklendi ve dedi ki FETÖ'yü aklama çabası artık parti içi sorun değil, yargının konusudur. Savcıları göreve çağırıyorum dedi Şamil Tayyar. Evet, partinin konusu değildir. Bu sözler yargının konusudur. Bülent Arınç için savcıları göreve çağırıyorum dedi. Bakalım ne olacak? Bakalım Bülent Arınç'ın bu sözleri hakkında hangi işlem yapılacak?